Her senin mobilya sektöründeki ihracat gücünü dünyaya ulaşılan Anadolu Mobilya Fuarı. Bu yıl üçüncü kez kapılarını siz kıymetli katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize açtı. Her geçen gün yükselen bir grafiği bulunan Anadolu Mobilya Fuarı'nın bu kadar başarılı olmasının en önemli nedenlerinden biri tabii ki verilen emekler. Efendim ben hepiniz adına büyük bir alkış alabilir miyim katılım adına? Ben bugün sabah konuşmamda Anoma fuarları 3 yıldır var. 3 yıldır da fuar olduğu hafta sadece mobilyacıların değil, Kayserilerin adeta bayramı oluyor demiş. Bugün Erhan Bey konuşmasında bugün Kayseri'deki bütün oteller dolu dedi. Kontrol ettim. Öyle bir adam. Bütün otelleri aradı. Bugün de önemli bir misafirim vardı. Gerçekten bütün oteller dolu. Dolayısıyla bu fuar sadece mobilyacılar için değil. Bu şehrin turizmi için, bu şehrin ticareti için. Yani bu şehir için çok kıymetli. İyi temel atıldı. 3 yıldır Erhan Çelik Bey verdiği sözleri tuttu. Fazlasını yaptı. Ben bir yola giriyorsam para kazanmaktan önce verdiğim sözler önemlidir dedi. Sözünün de hakkını verdi. Sözünde duran adama yani Erhan Çelik'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mobilya fuarına gelince de 11 tane fuar yapılıyor tüm Türkiye'de. Ancak kısa bir anekdotla sözlerimi tamamlayıp Kayseri'nin nerede olduğunu tarif ederek sözümü bitirmek istiyorum. Zamanın birinde bir şehirde diş tabibi bir muayenehane açmak istemiş. Açacağı muayenehaneye ne isim koysa demiş ki Kayseri'nin en iyi diş tabibi. Bakmış işler iyi gidiyor. Aynı sektörde bir başka kişi de bir cadde veya bir sokak ilerisine muayenehane açınca o da ne yazmış? İç Anadolu'nun en iyi diş tabibi. Daha sonrasında üçüncü açılınca Türkiye'nin en iyi diş tabibi yazdıktan sonra en son gelen dördüncü kişi de ne yazmış olabilir? Gündüz anlattığımız bilenler vardı mutlaka. O da caddenin en iyi diş tabibi diye yazmış. Bizler de Kayseri'deki fuarı diğer 11 fuarın üzerinde görüyoruz. Yaptığı iş, hacim, ticaret ahlakı noktasında altını ve üstünü çizerek söylemek istiyorum. Kimse Kayseri'nin eline su dökemez. Şehrimiz özellikle mobilya üretimi noktasında ülkemizde rakipsizdir. Yalnızca Türkiye'de değil, dünya pazarlarında boy gösteren uluslararası firmalarımız bulunmaktadır. Kayseri'nin mobilya sektöründeki bu konumu diğer sektörleri de domine etmektedir. Atalarım her birini memnun olduğunu, yüzümüzün güldüğünü gördüm. Bu da bizim ziyadesiyle memnun etti. Fuarlar bizim için. Fuarlar bizim için çok kıymetli. Çünkü fuarlar şehrimizi bütün ticaret hayatına en ufak esnafından en büyük esnafına kadar faydası var. Bugün 3-5 konaklama yapan otellerle görüştüğümde hepsinin full dolu olduğunu, hatta isteklere, taleplere de cevap vermediğini öğrendim. Bundan da müthiş bir onur duydum. Bu fuarın yapılmasında emeği geçen, ki fuarları memnun diyoruz, bizim en önemli lokomotif sektörlerimizden olan yoğun istihdam emekli çalışan mobilya sektörü bizim için çok daha kıymetli. Tabii bu kuruluş aşaması dikensiz gül bahçesinde olmadı. Bana 10 yıl önce deseler ki bir 10 yıl sonrasını hayal et, ancak bunu hayal edebilirdim. Çünkü o dönem bugünkü oda başkanlarımız gibi kimse bize sahip çıkmadı. O süre başkanlarımız sahip çıkmadı. Ama bugün sizin kadar kıymetli insanlar arasında bulunmaktan da çok mutluluk duyuyorum. 2014 yılı 1 Mayıs bizim Kayseri Fuarı Kurma Programımız. O gün 90 şirkete mail attık. Bunlardan 37 tanesi bizim kendi fabrikamızda istişare ederek bugünkü kaynosun temelini attık. Ve bir yıl içinde Kayseri'den Milano'ya 160 kişilik uçak kaldırdık. Bir yıl içinde Kayseri İstanbul Fuarı'na 67 şirketle katılmayı başardı. Ve bir yıl içinde o dönemin en güzel tasarımcılarından tasarımları alarak kendi üyelerimize ücretsiz olarak dağıttık. Ve bir yıl içinde İhtisas organize sanayi kurmak için girişimlerde bulunduk ve temelini attık. Ve bir yıl içinde 980 il ve ilçede satış sonrası servis hizmeti başlattık.
Kaymos'un kuruluşundan bugüne kadar bütün başkanlarla konuştum. Hepsinin kıymeti ayrı, hepsinin işi. Ama 2014 yılı Türkiye böyle sisli bir ülkeydi. Ve mobilya sektörünün Türkiye'de yaygınlaşması ve bir araya gelmesiyle istemeyen bir firmalarımız da vardı. Çok güçlülerdi. Ne gerek var derneklere, ne gerek var federasyona, ne gerek var neredeyse fuarlara diyorlardı. O dönemde gerçekten ben kendisini hiç tanımıyordum. Bir telefonla Mahmut Başkanım'a telefon açtım. Dedim bak federasyonu kuruyoruz. Dedi ki sektörün dinamizmiyle ilgili bana ne görev düşerse ben hazırım dedi. O gün ilk 6 derneğimizden sonra hem İnegöl hem Kayseri beraber el ele omuzla kardeşçe federasyonu gördü ve Türkiye mobilya sektörünün son 10 yıllık süreci hep dünya pazarından daha fazla pay alarak %20 dolarında ihracat artışı alarak taçlandırdık. Bugün Anadolu Mobilya Fuarı'nın ilk günü. Allah'a çok şükür iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah pazar gününde davulla zurnayla ve mutluluk içerisinde bir fuarı da kapatmış olacağız. Ama bugünkü gündemimiz ne mobilya, ne Anadolu, ne Nobel Expo. Bugün varsa yoksa Kaymos. Kaymos 10. yılında. Allah bize nasip etsin. 20'sini de görelim, 30'unu da görelim. Bu arkadaşlar yaşlanmıyorlar zaten. Sadece yaşlandırıyorlar. O da bana düşüyor. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir işbirliği içerisinde bu fuarı gerçekleştirdik. Şubat ayında önümüzdeki dönemki seçim atlattıktan sonra da daha özenli çalışmalarda aynı ekiple elimizden gelen her şeyi bu grup, bu arkadaşlar ve bu dernek yönetim için yaparak sürdüreceğiz inşallah. Kayseri Mobilya Sanayiciler Derneği 300'den fazla üretici üyesiyle panel mobilya, oturma grubu ve kanepe, sandalye, ofis mobilyası, yatak, taşıt veya hastane mobilyaları, mobilya aksam ve parçaları, bahçe mobilyası ve mutfak mobilyası alanlarında Türkiye'nin en önemli üreticilerinin bulunduğu bir mobilya derneğidir.